Kıymetli kardeşlerimiz, dersimize başlamadan evvel tabii şeyi unutamayız. Ee, harp devam ediyor. Ee, Müslümanları Rabbim galip eylesin. Filistin'deki Gazze'deki Müslümanların durumu çok zor. Şehit sayısı 500'ü geçmişti son gördüğüm haberlerde. Daha da tabii ileri gidiyor. Gitmesinden de korkuluyor Allah muhafaza buyursun Yahudi altı kudurdu ama kuyusunu kazdı. İnşallah Rabbim belasını verecek, son belasını Siyonistlerin verecek. Ee, Rabbim bir kırdı daha kaldırmayacak ayağı. Vaat ettiği üzere allah Teala vaadine hulfetmez. Ee, Sivas'ta da büyük salonda binlerce kişiyle dualar yaptık. Beddualar yaptık, Müslümanlara dualar yaptık. Fakat tabi çok vahim bir durum ki elektrik ben Beni İsrail'in elinde. Onun için elektriklerini kesti. Su Beni İsrail'in de sularını kesti. E şimdi elektriksiz susuz bu zamanın şartlarında e, insanlar ona göre hazır değil tabii eski köylerde elektriksiz susuz yaşanıyordu gidiyordu suyu efendim şeyden alıyordu. E, dereden, gölden, kuyudan çekiyordu falan. Ama şu tabi Gazze gibi ortamda zaten iç içe sıkışmış 3 milyon kişi daracık e, küçücük yerde efendim açık hava hapishanesinde ee, nereden kuyu bulacak, nereden şey yapacak yani e, elektrik suyu kesmesi, hayatı kesmesi demek. Bir de beni İsrail için açıklama yaptı. Yani 25 güne kadar azıkları da biter. E demek içeride stokta bu hani işte bu ekmekti, buğdaydır bir ölmeyecek kadar bir şeyler. E, Filistinli Müslüman kardeşlerimiz toplamışlar hani kenarlarında. Tabi ben İsrail onu da biliyor. Onun için e, şimdi 25 gün diye hesap yapmışlar. 25 güne kadar şey de bitince efendim e, gıda şeyine de e, izin vermeyeceğiz diyor. Ya sen ne, nasıl bir şeysin ya? Canavar böyle bir şey yapmaz. Ejderha böyle bir şey yapmaz. Yılan yapmaz, akrep yapmaz yani. Sen e, gıdaları bitecek. E orada dünya kadar çoluk var, çocuk var, küçük. Orada çocuk oranı çok fazla Müslümanlar, fazla doğuruyorlar. Zaten birkaç tanesi mutlaka Beni İsrail tarafından şehit edilecek bildikleri için doğum oranı, onlarda o şuur var, doğum oranı yüksek. E buna çok belki üçte biri veya fazlası çocuk. Ya bu çocuklara sen ekmek de göndermeyeceğim, şey, un da göndermeyeceğim, hiçbir şeyin ithaline izin vermeyeceğim. Ne olsun yani? Dünyanın göz önünde orada açlıktan ölsün he? Ya bunu diyor adam ya açıkça. Daha hala Beni İsrail burada haklı mıydı, haksız mıydı? Zulme mi uğradı, zulme mi uğrattı? Yahu sen ne konuşuyorsun? Adamın beyanına bak. Adam beyanda diyor ki, efendim, 25 güne kadar erza bitecek. Erzak bittikten sonra soktun soktulmayacağız. Açlıktan öldüreceğiz diyor. Bunun başka izahı yok. Sen hala bunun nesinin efendim bunlar meşru mu gayrimeşru meşru? Mu? Nesi meşru olacak beni İsrail'in ya? Ne yaparsa artık gayrimeşru? Onun için e, ee, biz Rabbimize dua ediyoruz. Allah'ın Resulü Allah külle ma avkadûne arrallil harb ve atfâhâ Allah ve es'avne fil ardı fesaden. ve allâhu lâ yuhubbul müfsidîn Ya Rabbi senin vaadin haktır, sen buyurdun. Ne zaman harp için bir ateş tutuştursalar, Allah onu söndürdü. Kurban olduğum Allah. Ne zaman ateş yaksalar, Allah onu söndürdü. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmak istiyorlar ve çıkarıyorlar. Allah müfsitleri, bozguncuları sevmez. Burada sevdiğin Müslümanlar var. Namaz ehli, zikir ehli, Kur'an ehli, milyonlarca sabisi, bir an çoluk çocuk günahsız. Bebeler var, Müslümanlar var. Ben müminleri severim buyuruyorsun ya Rabb. Haramlardan sakınanlar. Filistin'e haram yapacak. Türkiye gibi değil ki Türkiye'de dola günah haram yapma imkanı var. Filistin kazen içerisine ne? haram yapma imkan kalmamış. Ne günahları var yani. Günah yapacak imkanları yok ki. Hep yani ibadet taat üzere. Yine beşer gereği bazı şahısların e, müşahhas şeyleri vardır ama toplum olarak yani zaten namazla abdest bir resmi toplum. Hiçbir imkanları yok. Dünya gizemiyorlar, gidemiyorlar. Yani günah girecek imkanları bile yok. Senin onları sevdiğin kesin ya Rabbel alemin. Zaten sen müminleri severim buyurur. Allah veliyyüllezine amin. iman edenlerin velisi, sahibi, yardımcısı ancak Allah'tır buyurdu. Yukurucu mine zulümat Karanlıklardan nura çıkar. Eşil karanlıklarda kaldılar. ışıkları da yok, hiçbir şey yok. Bir gece geldi, bir kafalarına bomba yağıyor. Ancak bombalarla ortalık aydınlanıyor. Karanlıklardan nura çıkarır Allah buyuruyor. Ya Rabbi sen onları karanlıklardan nura çıkar ya Rabbi. Sen onları maddi manevi sıkıntılarını feraha çıkar ya Rabbi. Ya Rabbi ben İsrail gavrunu durdur ya Rabbi. Her ne zaman ateş yaksalar Allah onu söndürdü. Ayetinin sırrına mazara eyle. Sen sözünden caymazsın. Sen sözünü bozmazsın, sen aciz kalmasın, sen güçsüz kalmasın. Beni İsrail Siyonistleri seni asla aciz bırakamazlar. Kurban olduğum sana Allah'ım acil yardım eyle nasran azizen ve fethen mübin. Allahu nasr. Allahu nasr ya Rabbi alalemin. Ehli Filistin, ve ehli Gazze. Müminine ve müminat Allahu nasrun nasran azizen. Allahum eftah lehum fethen mübina. Allah mağdül الصهاينه من بني اسرائيل، اللهم اخذلهم خذلانا كبيرا فدمرهم تدميرا، اللهم خذ مخذ عزيز مقتدر ومزقهم كل مزق اللهم اجعل الدائره عليهم، اللهم اجعل بأسهم، اللهم اشغلهم بنفوسهم، اللهم اشغلهم عنا وعن المسلمين بشاغرين لا يستطيعون رده يا الله يا الله يا الله، اللهم اجمع كلمه المسلمين لنصره اهل فلسطين واهل غزه، اللهم اجمع كلمه أهل الحق والدين، أهل الإسلام أجمعين، اللهم يا رب اجمع كلمتهم، يا رب وحد صفوفهم، اللهم انصرهم، اللهم يا رب اقض حاجاتهم واكشف كرباتهم، اللهم يا رب صل على سيدنا محمد وآله وسلم، اللهم بحق سيدنا محمد وجاه سيدي محمد، آل سيدنا محمد بحق المجاهدين الغازين في سبيلك في كل آن وزمان يا رب العالمين، يا ربي يا ربي يا ربي، اللهم اهدِ ولاة المسلمين الله مهدهم الله مهدهم إلى نصرة الحق والدين اللهم يا رب عالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين